Şeytan tahayyül, tasavvur ve tahakküle kadar taşıdık Evet ya, abi. bu tahayyül ve tasavvurda şeytanın olduğunu, sanki onun üstünde de tahayyül tasavvura meleklerin giremediğini, yani insanın berzahi olduğu nokta sanki sadece insana mahsus olan tahayyül gibi gözüküyor. Evet. Üstü meleğe ait, altı şeytana ait, bunu birleştirince insani berzah çıkıyor. O yukarıyı biliyor, o aşağıyı bilmiyor. Tam burada da bir insani berzah oluyor sanki. Ne dedin sen? Anlamadım. Abi şimdi şeyh ve tasavvur en kesif halinde ama şeytan yukarıyı bilmiyor. Akülün üstünü bilmiyor. Tamam. Melekler de tahayyül tasavvuru bilmiyor. Sanki burada da sadece dima yani insana has olan insani berzahı ikisini yapan sanki sadece insana has bir şey var burada. İnsan diyor ki abi birleştiren yani. Şeytan ve meleği cem etti diyor. En kesif ya abi. Hmm. Onlar aşağıyı bilmiyor. Şeytan da yukarıyı bilmiyor. Çok harika. Ama o insani berzah olan kısım işte bu abi. Bunu anladın mı? İnsani o berzah. Berzah tahakkül ya yani bu dimağ. Sadece insana has bir şey. Harika. Bu çok enteresan şey. Allah'ım. Evet. Çünkü çok harika. Tahakkül hakikaten berzah oldu. Yok başka bir şey diyor. Ne şimdi ikisi de melekler girebiliyor ama hakim değiller. Evet. Tahakkül'a. Tahakkül'den yukarı melekler biliyor. Tahakkül'den aşağı şeytan biliyor. Aha. 121 de bunu söylüyor zaten. O insan sadece insana has. Cismaniyetli, o kesif ve şey arası. Bunu bilmenin adıdır insani berzah olmak ha, abi. Ooo, o atar orayı. O. Açtım abi sizi. Ne dedin, okudun mu? Yok okudum abi. Ben kendin okudu abi. Sen kendin o sesle okusana diye. Oku abi oku. Gideyim. Sonra pür merak ve pür iştiyak o misafir, alemi şehadet ve cismani. Ve maddi cihetinde ve mahsus tayfaların dillerinde ve lisan hallerinden ders aldığından alemi gayb ve alemi berzahta dahi mutalaa bir seyahat ve bir tahari hakikat arzu ederken her tayfa insaniyede bulunan ve kainatın meyvesi olan insanın çekirdeği hükmünde bulunan ve küçüklüğüyle beraber manen kainat kadar imbisat edebilen mustakim ve münevver akılların selim ve nurani kalplerin kapısı açıldı. Ha, akıl ve kalp diyor. Evet. Evet. Ha, onayladı bu. Ha, bu ikisine sahip olan kimmiş? İnsani berzah. Oku oku. Bu ikisinin sahibi evet. Açıldı. Baktık ki onlar alem-i galip ve alem-i şehadet ortasında insani berzahlardır. Ve iki alemin birbiriyle temasları ve muameleleri insana nispeten o noktalarda olduğunu gördüğünden. Berzah burası. Evet abi. İnsana as yani bu insan. Dimağdaki tahakkül insanı. Vücut ademlerle ademler, adem alemlerin çarpışması için de işte insani bir berzah lazım abi. Bay berzah olmadan nasıl çarpışacak bunlar? Emir gibi yani. O bir tek o oraya şey yapabilir. O zaman yani bu bazı arkadaşlarımız var ya böyle ya vaciptir ya mahluktur. Ortayı anlamıyorlar ya berzah. Oysa hani kabir berzahtır. Başka bir örnek oldu şimdi burada evet, bize. Ha. Çekirdek berzahtır. Hiçlik değil, ağaç da değil. İlmi vücut berzahtır. Şimdi oldu insani berzahlar da.